Ne bu seneyi ne de önümüzdeki seneyi sakinleşme yılı olarak beklemeyin. 2021 yılı da çok zor bir yıl olacak. Ekonomideki dalgalanmalar çok daha hızlı ve büyük olacak. Zaman zaman yatay seyirler, sıkışık seyirler gözleyebiliriz ama genel itibariyle bakıldığı zaman 2021'in aslında 2020'den çok daha zor bir yıl olduğunu hep birlikte göreceğiz, hep birlikte tanık olacağız. Diğer taraftan kısa vadede yani bu hafta içerisinde dolarda altında borsada neler olur bunları da konuşacağız, rakamlara bakacağız. Dolardaki yükseliş süreci devam edecek mi? Altın seviyelerin bir kez daha görülmesi mümkün mü? Ben geçtiğimiz videolarda da söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Altının bir daha görülme ihtimalinin mümkün olmadığı kanaatindeyim. 7.15-7.10 seviyelerine kadar belki bir ihtimal gevşeyebilir. Dolar yükseliş eğilimi devam edecektir. Bundan sonraki süreçte ilk hedef 7.80 olacaktır. Peki altının onsunda durum ne olacak? Borsada durum ne olacak? Bütün bunları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta önemli veriler açıklanacak. Onları da paylaşayım sizlerle. 11 Ağustos 2020 Salı günü Amerika'da üfe rakamı açıklanacak. Amerika'daki gidişatın ne olduğunu bize az çok ifade edecek. Üretici fiyatlarında kritik seviyelere doğru adımlar atılmaya başlanır ise eğer ki Amerika'da da ki muhtemel çünkü Çin'in o Ucuzlatıcı etkisinin yavaş yavaş azalabileceği ihtimali her geçen gün biraz daha güçleniyor. 3 Kasım'a kadar kritik süreç daha da tırmandırılacak. Amerika ile Çin arasındaki gerilim daha da artacak. Bütün bunlar toplamda Amerika'daki üretici fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bir sonraki aşamada tüketici fiyatlarını da etkileyebilir. Yani talep etkisi dışında bir fiyat etkisi oluşabilir. Bu da Amerika'nın faiz arttırmına gitmesini beraberinde getirebilir. Amerika faiz arttırırsa ne olur? Amerika'ya dolar akışın hızlanması anlamına gelir. Özellikle bizim gibi kritik ve riskli ülkelerden doların daha da kırılganlığın artmasını beraberinde getirir. Türkiye'deki devalüasyon etkiyi arttırır. Türkiye'nin dolar borçlanmasını daha da zorlaştırır. Alın size bir devalüasyon etki daha. Bunu bir kenara not edin derim. Diğer taraftan çarşamba günü Euro bölgesinde sanayi üretim verisi açıklanacak. Bu da kritik bir veri. Çünkü Avrupa'nın toparlanmasının nasıl Asıl olduğunu bize işaret edecek. Beklenildiği kadar yüksek bir toparlanma var mı? Yoksa Avrupa yatay seyir içerisine girdi. İkinci dalga etkisinin gündeme gelmesiyle çok daha kritik bir sürece girer mi? Daralma telafi edilebilir mi? Edilemez mi? Biliyorsunuz birinci çeyrekte ve ikinci çeyrekte çok ciddi daralmalar söz konusu. Nitekim büyüme rakamları da geliyor. Hem Amerika'dan hem Avrupa'dan hem Asya ülkelerinden ve bu büyüme rakamları da Avrupa'nın çok da iyi gitmediğini gösteriyordu birinci ve ikinci çeyrekte. Üçüncü çeyrekte toparlanma o kadar yüksek olmalı ki bunu da gösteren öncü göstergeler tabii ki başta sanayi üretimi, PMI verileri vesaire. Yani büyümeyi destekleyen bir olumlu birinin gelmesi gerekiyordu. Bu destek verilerinde yeterli olmadığını görüyoruz. O nedenle birinci ve ikinci çeyrekte kayıpların üçüncü çeyrekte telafi edilmesi pek mümkün gibi görülmüyor Avrupa'da. İkinci dalga etkisinin dördüncü çeyrekte görülme ihtimali mali her geçen gün biraz daha güçleniyor. Böyle bir durumda da Avrupa'daki bu daralma Türkiye'yi de olumsuz etkileyecektir ve Türkiye'nin ticaretini özellikle ihracatını kırılma noktasına getirecektir. Türkiye'deki ihracatın azalması, ithalatın ister istemez yükseliş trendini devam ettirmesi de bizim cari açık farkımızı daha da arttıracaktır. Dolar üzerindeki kırılganlığı da zirveye taşıyacaktır. Türkiye açısından Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları çok ama çok, kritik ve önemli. Neden? Eylül ayı itibariyle cari açıktaki problem daha da ön plana çıkacak. Ağustos ayı itibariyle biz Rusya'dan turist almaya başladık. Rusya'dan gelen turist acaba bizim cari açığımızı kapatacak ölçüde olacak mı olmayacak mı? Bunu net bir şekilde bu aylar içerisinde göreceğiz. Eğer ki turizm gelirleri, işçi döviz gelirleri istediğimiz miktarda olmazsa bir de bunu destekleyen ihracat gelirleri olmazsa bizim cari açığımız bekleyecek çok daha üzerinde olabilir. Bu diğer kırılganlıklarla birleştiği an itibariyle döviz üzerindeki kırılganlığı net bir şekilde devalüasyona doğru sürükler. Türk lirasının 13, 14, 15 lira bandına gelmesini sağlar dolar karşısında. Gördüğünüz gibi dünyada riskler her geçen gün artmaya devam ediyor. Ne yazık ki Türkiye'nin riskleri dünyanın risklerinde ikiye katlar pozisyonda. Zaten en büyük problem de burada karşımıza çıkıyor. Türkiye ne yazık ki bu pandemi sürecine büyük risklerle girdi. Bu pandemi olsa da olmasa da Türkiye büyük bir ekonomik krize doğru ısrarlı adımlarla ilerliyordu. Yanlış yönetiliyordu. Sadece kur odaklı bir ekonomik model tercih edildi. Sadece ithalat odaklı bir ekonomik model tercih edildi. Üretim tamamen arka plana itildi. İşsizlik önemsenmedi. Genç işsizliğin yaratacağı problem dikkate alınmadı. Ki çok ama çok önemliydi. Neden? Eğer ki gençleriniz iş bulamıyorsa tüketemez de. Tüketen en önemli kesim gençlerdir. Kim ne derse desin. Onlar teknolojiye meraklı, sanayi ürünlerine meraklı, otomotive meraklı. Her gelişmiş ülkenin önceliği gençlerdir iki kritik neden ön plana çıkar. Bunlardan birincisi sosyal sorunların ortaya çıkmaması meselesidir. İkincisi ise tüketimin canlı kalmaya devam etmesi ve bu sayede ülke ekonomilerinin de canlı kalıp büyümenin devam etmesidir. Siz bu iki faktörü göz ardı ederseniz ve gençleriniz işsizliğe yoksulluğa mahkum ederseniz ekonominiz kaçınılmaz bir krize doğru sürüklenir. Ekonomiler bozuldukça da kurdaki yükselişler daha da tetikleniyor. Faiz kur döngü girilmeye başlanıyor. Bu kez yüksek faiz ortamına girdiğiniz için reel sektörü köşeye sıkıştırıyorsunuz. Yüksek faiz ortamında kimse konut almıyor, araç almıyor, diğer tüketim alanlarına yönelmiyor. Bir yıl sorun ardarda arda gelmeye devam ediyor. Peki bu makroekonomik nedenleri ve sonuçları ortaya koyduktan sonra dönelim bu hafta dolar ne olur sorusuna. 7.2796 seviyesinden kapanan bir dolar kuru görüyoruz. 7.36'ya kadar yükseldi hatta alış satış fiyatlarına baktığımızda bir tarafta 7.27 öbür tarafta 7.37 seviyesini görüyoruz. Arada neredeyse 10 kuruşluk bir fark var. Spritler de iyice açıldı. Onu da söyleyeyim. Büyük bir makastan bahsediyoruz. Bu tür makaslar kriz riskini daha da net bir şekilde ortaya koyar. Dövizi baskılamaya çalışıyorlar. Tekrar geriye çekmeye çalışıyorlar ama harcayacak para olmadığı için kasadan harcanan paranın artık sonuna gelindiği için de yapılacak bir şey kalmadı. Elden geldiğince politika faizini arttırmadan diğer faiz enstrümanlarını kullanarak dövizi baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Bu da işe yaramıyor. Gerek yabancıların talebi, gerek yerlilerin talebi, gerek açıklanan raporlar, son olarak kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamı bu konuyla ilgili rapor yayınladılar. Türk lirasının kırılganlıklarının sebeplerini ortaya koydular. Bizim bir senedir sizlerle paylaştığımız konuları bir hap gibi ortaya koymuş durumdalar. Söylediğimiz şeyleri neredeyse birebir tekrarlamışlar. Bizim görmek istemediğimiz her şeyi onlar çok net bir şekilde dışarıdan bir göz olarak görmeye devam ediyorlar ve şunu söylüyorlar. Türkiye'nin çok ciddi dış borcu var. Bu dış borcun çevirme ihtimali her geçen gün biraz daha azalıyor. Bütçe açığı çok problemli. Cari açığı problemli. Swap piyasa güvenilirliği dip yapmış durumda. Türkiye'ye kimse borç vermek istemiyor. Türk lirasının kırılganlığı da artıyor diyorlar. Peki bunun düzeltilmesi için herhangi bir adım atılıyor mu? Hayır atılmıyor. Hala tüm niyet ekonomiyi gündem dışına itmeye çalışmak. Oysa ekonomi vatandaşın gündeminden çıkmıyor arkadaşlar ve çıkmayacak. Bu koşullar içerisinde ekonominin Türkiye gündeminden çıkma ihtimali yok. Enflasyona bakıyorsunuz %11.76. Türkiye'nin gerçek enflasyonuna yani gıda enflasyonuna enflasyonuna bakıyorsunuz %20'lerin üzerinde. İnsanlar markete gittiklerinde gerçeklerle birebir karşılaşıyorlar. Başkalarının ne dediğine de itimat etmiyorlar. Her ne kadar Türkiye uçuyor, kaçıyor denilse de aslında sadece fiyatların uçup kaçtığını herkes çok net bir şekilde görüyor. Türkiye'de ekonomik kırılganlıkların her geçen gün arttığını, paranın bittiğini herkes çok net bir şekilde görüyor. Kırılganlıkların boyutu insanları tasarrufa yönlendirmeye devam ediyor. Döviz alımına yüklenmeye devam ediyor insanlar. Altın alımına yüklenmeye devam ediyor insanlar. Bugünlerde dövize mi altına mı daha çok yöneliyor diye sorarsanız bugünler için konuşuyorum, kısa vade için konuşuyorum. Doların çok daha sert sıçramalar yapabileceği ortada arkadaşlar. Altın sıçramalarını gerçekleştirdi. Altın 2065 dolar seviyesine kadar geldi. Hala çok ciddi bir yükseliş eğiliminde olduğunu altını çiziyorum ama kısa vadede bakıldığı zaman altına bir süre süre 2000-2100 aralığında gidip gelecek gibi görünüyor. Kendisine burada bir taban oluşturduğu an itibariyle evet 2200-2300 doları zorlayacak. Ancak dolarda aynı durum yok. Dolar uzun zaman 6.85 seviyelerinde kaldı ve bu seviyelerde kendisine bir destek noktası oluşturdu arkadaşlar. Bu oluşturduğu destek noktasının da sonuna gelindi. Merkez Bankası doları baskılayabilmek için son bir haftada 5 milyar dolar harcamış durumda. Son 6 aya bakıyorsunuz 100 milyar dolarlık bir harcama yapılmış. Doları belli bir seviyede tutabilmek adına kamu bankaları her türlü zarar göze alarak doları Forex piyasaları üzerinden baskılamaya çalıştılar. Şu anda Merkez Bankası kaybettiği rezervlerini tamamlayabilmek için bankaları swap'a zorluyor. Gelin kardeşim swap yapın benimle. Bana dolarınızı verin ben de size %10 faizle Türk Lirası vereyim diyor. Bu ilk bakışta bankaların elindeki doların alınması ve piyasanın sıkıştırılması anlamına gelebilir. Dolar üzerinde bir baskı oluşturulacak imajı veriliyor olabilir ama aksi bir durum olacak arkadaşlar. Bunu özellikle belir Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Türkiye'deki bankalarla yapılacak her swap anlaşması, bankalardan alınacak dolar karşılığında verilecek her TL dolara gitmeye devam edecek ve doları iki kat baskılamaya devam edecek. Nasıl olacak bu diyeceksiniz gayet basit arkadaşlar. Merkez Bankası bankalardan %10 faizle doları alacak. Bunun karşılığında da bankalara Türk lirası verecek. Bu Türk lirasını bankalar bir yerlerde kullanacak. Bankaların bunu kredi olarak kullandırma ihtimalleri de çok düşük. Bankalar zaten zararına da kredi kullandırmak istemiyorlar. Bir başka önemli ayrıntı bankalar verdikleri kredinin geri dönmeme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorlar. Bu kredi batıklarının da kendilerini batma noktasına getirebileceğini fark ediyorlar. Özellikle yabancı kaynaklı bankalar kredi vermekten uzak duruyorlar arkadaşlar. Bankalar Türk lirası dolar sıvabına yanaşırlar mı Merkez Bankası'yla? Koşa koşa yanaşırlar. Niye diyeceksiniz? Gayet basit. Dolarınızı verdiniz Merkez Merkez Bankası'na. 3 ay sonra geri ödemeli. 3 ay sonra öyle ya da böyle Merkez Bankası sizin dolarınızı geri vermek zorunda. Hem de %10 faizle geri vermek zorunda. Birebir değişim yapıyorsunuz çünkü swap'ta. Aldığınız bu Türk lirasını götüreceksiniz. Siz de dövize yatıracaksınız bir kez daha. Ya da altına yatıracaksınız bir kez daha. Çünkü en karlı mecranın orası olduğunu görüyorsunuz. Bir. ikincisi Merkez Bankası'na verdiğiniz dövizin riskini azaltmak için, döviz açıklarınızı azaltmak için piyasadan döviz çekmeye devam edeceksiniz. Bu kaçınılmaz bir durum. Yapacak başka bir şeyiniz yok. Tek karlı, tek risksiz arena orası gibi görünüyor çünkü. Bankalar vatandaşlar gibi ya da yabancılar gibi bu sıvat değişiminden aldıkları Türk lirasını dövize yönlendirmeye devam edecekler ki bu da dolar üzerindeki baskıyı daha da arttıracak. Çok sert bir devalüasyonist etkiden bahsediyorduk. Bu devalüasyonist riskin daha da artması anlamına geliyor bu sevgili dostlar. Çok basit bir denklemden bahsettim. Merkez Bankası dövizi baskılamak için bankanın elindeki doları alıyor. Bu doları dövizi baskılamak için her fiyat piyasaya vermeye devam ediyor. Bankalarda uygun koşullarda doları toplamaya devam ediyorlar. Hem faizden kazanıyorlar hem Merkez Bankası'na verdikleri dövizi piyasadan toplamaya devam ediyorlar. Ballı kaymaklı bir kazanç. Ve bu durumda dolar üzerindeki devalüasyonist etkiyi 2'ye katlıyor arkadaşlar. Piyasalarda işler iyiden iyiye karışacak. Dünyadaki ikinci dalga etkisinin de gelmesi, Amerika-Çin geriliminin artması, 3 Kasım'a kadar Amerika'nın politik nedenlerle tüm dünyayı gelmesi nedeniyle de hem altın hem dolar üzerinde hem de piyasalar üzerindeki baskı yarattıracak. 106 bin seviyesinde gördüğümüz borsayı yakın zaman içerisinde 100 binin altında göreceğiz arkadaşlar. Euro yükselişine devam edecek. Euro dolar paritesinde sert bir gevşeme gözlenebilir. 1.12'ye doğru gidebilir. Çünkü tepe noktalarında faiz oranları 14-15 seviyelerine dayanacak bu koşullar içerisinde. Altının onsu 2000'in üzerinde kaldığı durumda 2300'ü zorlayacak ama bir süre 2000-2100 aralığında gidip gelecek. Brent pet petrol ise şu anda yatay seyrini devam ettirecek arkadaşlar. Zor bir haftaya giriyoruz. Kritik bir haftaya giriyoruz. Sizlere verebileceğim tek tavsiye ise hiçbir koşulda hiçbir şekilde pozisyonlarınızı bozmayın. Oradan oraya atlayıp zıplamayın eğer ki kaybetmek istemiyorsanız. Evet sevgili dostlarım, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.